İnsan vücudunda tüm hücrelerde kök hücre vardır. Fakat tüm dokularda kök hücre oranı farklıdır. Bunların ortak özelliği kişinin kendinden elde edilmesidir. Yani kendi kanından, kendi kemik iliğinden ya da kendi yağından elde edilmesidir. Sıkça uygulanan otolog uygulamalara tek tek değinecek olursak ilk önce PRP nedir diye başlayalım isterseniz. PRP kişinin kendi kanının alınarak santrifüj işleminden sonra trombosit dediğimiz yenileyici hücrelerin bolca bulunduğu bölgenin alınarak uygulanması işlemidir. Bu uygulandığında neler olur? Özellikle o bölgede ciltte yenilenme, yeni bir onarım, biyostimülasyon ve gençleşme gerçekleşir. Plazma jel nedir peki? Plazma jel ise kanın çevrildikten sonra, santrifüjde çevrildikten sonra PRP kısmının alınarak belli bir işlemden geçirilip fibrin haline getirilmesi işlemidir. Fibrin haline geldikten sonra kan bir dolgu gibi adeta deri altı dokuya yerleştirilir. Hem hafif bir dolgu efekti vermekle birlikte aynı zamanda özellikle aylar içerisinde ciltte çok ciddi bir canlanma ve gençleşme yaratır. Evet, CGF nedir? CGF konsantre growth faktörün kısaltılmışıdır. Bunda hem santrifüj farklıdır hem kullandığımız tüpler farklıdır. Kabaca aynı görülse bile bir özelliği daha vardır. Bunda hem PRP elde edilir hem de CGF dediğimiz konsantre bölüm elde edilir. Ve bu bölümün içinde CD34 kök hücreleri bulunur. Bu kök hücreler sayesinde hem tedavide kullanılır hem medikal estetikte kullanılır. Medikal estetikte özellikle cilt gençleştirme, lekelerin tedavisi, sivilce tedavisi, saç mezoterapisi gibi işlemler şeklinde uygulayabiliyoruz. Yağdan kök hücre nedir? Yağdan kök hücre kişinin uygun bölgesinden mini bir lipoaspirasyon işleminden sonra yine kişiye özel kitlerle çevrilme ve hazırlanma işleminden geçirilmiş yağın kök hücre kısmının, sıvı kısmının elde edilmesi işlemidir. Yağlı doku, kök hücre oranının en fazla olduğu dokumuzdur. Bu nedenle bizim için önemlidir. Bütün bu uygulamaların yararları nelerdir? Trombositler salgıladıkları büyüme faktörleri ile ciltte bir canlılık, yenilenme, aynı zamanda bir biyostimülasyon yaparlar. Kök hücreler ise aynı benzerlerini oluşturma özelliğinden dolayı daha fazla hücrenin çoğalmasına neden olurlar. Bu nedenle kök hücre uygulaması çok fazla yapılmasına gerekmez. Genellikle tek seans, başka bir amaç için ikinci seans belki yapılabilir. Trombositler salgıladıkları büyüme faktörleriyle ciltte bir canlılık, yenilenme, onarım, biyostimülasyon süreci başlatırlar. Kök hücreler ise kendi benzerlerini kolay üretebildikleri için çok daha fazla etkilidir. O yüzden kök hücre uygulaması az seansla kotarılabilir. Peki bu uygulamaların herhangi bir zararı var mıdır? Mantıken de herhangi bir zararı yoktur çünkü kendi hücremizi kullanıyoruz. Uygulama seanslarını ve uygulanacak kişiyi iyi bilmek gerekir. Çünkü gereğinden az ya da gereğinden fazla yapmak vücudu farklı, anlamsız uyarılara neden olur. O nedenle yine de bu işi bilenlerin yapması gerekir. Yaşadığımız ve gördüğümüz bir yanlış da şudur. Alınan her kandan yapılan uygulama CGF, PRP değildir. Ya da her yağ hücresi kök hücre değildir. Bunları karıştırmamak gerekir. Her fibrin de aynı şekilde aynı etkiyi göstermez. O nedenle gerçekten bu konuda eğitim almış, sertifikalanmış hekimler tarafından yapılması gerekir. Peki kombine uygulama yapılır mı? Kombine uygulama yapılır ama aynı enjektörde önermiyoruz. Çünkü kök hücrelerin ya da trombositlerin özelliklerini değiştirebileceği düşüncesiyle aynı enjektörde yapılmaz. Farklı enjektörlerde ya da farklı seanslarda olmak üzere yapılır. Sadece botoks ile kombinasyonunu önermiyoruz. Onun dışındaki bütün uygulamalarıyla kombinasyon yapılabilir. Bu uygulamaları kimlere yapıyoruz? Doğru tanı konulmuşsa ve doğru ellerdeyse herkese yapılabilir. Ama genellikle bizim medikal estetik amaçlı önerdiğimiz uygulamalar yine 18 yaşını doldurmuş, belli bir erişkinliğe ulaşmış kişilere öneriyoruz. Bu uygulamaları yapmak için 12 ay 4 mevsim uygundur. Sadece çok basit yaz aylarındaki basit önlemler alınarak
her dönemde bu uygulamalar yapılabilir. Peki bu uygulamalar kimlere yapılmaz? Aslında şöyle bir baktığımızda herkese yapılırmış gibi görünüyor. Fakat bir kural var bizde. Gebelere yapmıyoruz. Her şeyde olduğu gibi. Emziren annelere yapmıyoruz. Ya da otoimmün hastalığı olanlara, kanser hastalarına ve ciddi sistemik hastalığı olanlara yapmıyoruz. Ya da ciddi kanama bozukluğu olan kişilere yapmıyoruz. Yine vücudunda geniş bir sistemik enfeksiyonu varsa kişinin ya da uygulayacağımız yerlerde lokal sorunlar varsa cilt sorunları yine yapmıyoruz. Peki bunların etkinliği ne zaman başlar, ne zaman biter? İnanın yaptığımız günün ertesi günü etkinliği görmeye başlarız. Ve bu etki bazen çok uzun da sürebilmektedir. Genellikle PRP-CGF uygulamalarını 2 ila 4 hafta aralıklarla uyguluyoruz. Plazma jel uygulamasını ise 4 hafta aralıklarla uyguluyoruz. Peki bunların seans sayısı nedir? PRP-CGF'de seans sayısı 3 ila 10 seans arasında değişir. Diğer uygulama dediğimiz plazma jelde ise genellikle 2-4 seans yeterli olmaktadır. Peki kök hücrede durum nasıl? Yağdan elde edilen kök hücre oldukça etkili olduğu için genellikle 1 seans önerilir. Tedavi amacıyla yapıldıysa ve tedavi sonuçlandıysa 1 seans yeterlidir. Ama bütün bu uygulamalar medikal estetik amaçlı yapıldıysa genelde yılda bir tekrarını önermekteyiz. İstenmeyen etki oluşur mu? İstenmeyen etki genellikle oluşmaz. Hep sözünü ettiğimiz gibi iğne uygulamasından dolayı iğnenin batmasına bağlı kızarıklık, kanama gibi sorunlar olabilir. Hematom, ekimoz gibi sorunlar olabilir. Bunlar da geçici olup hemen kontrol altına alabilecek yan etkilerdir. İşlemden sonra nelere dikkat ediyoruz? İşlemden sonra yine 4 saat ve 24 saat kuralımız geçerli. Özellikle ilk 4 saat iğne deliklerinin açık olduğu düşünülerek hiçbir şey sürülmemeli, banyo dahi yapılmamalıdır. Yine bol su öneriyoruz. 48 saat boyunca bol su içilmesi gerekir. Diğer uygulamalarda anlattığımız gibi aşırı sıcaktan kaçınılmalı. Yine aşırı aktivite göstermekten kaçınılmalı. Alkol alımından aşırı kaçınılmalı. Yine yaptığımız uygulamanın sonucuna göre gerekirse ilk 72 saat buz uygulaması yapılmalıdır. Bütün bu uygulamalar genellikle işinizi ve sosyal hayatınızı etkilemez. Genellikle ağrı oluşmaz. PRP ve CGF'de bunlar olanaksızdır. Ama özellikle plazma jel ve kök hücrede belki yapıldığı gün biraz ağrı olabilir. Belki bir ağrı kesiciyle geçiştirilebilir. O yüzden ilk gün genellikle dinlenme için ayırmanızı öneriyoruz. Daha sonra ertesi günden itibaren sosyal yaşamınız düzene girer. Yani kök hücre ve plazma jel için bu geçerli tabii. Bir de bu uygulamaların süresi ne olur diye bazen merak ediliyor. Yani zaman ayıracağız ama ne kadar zaman alır? Genellikle PRP-CGF gibi uygulamalar 30-45 dakika arasında sürmekle beraber plazma jel ve kök hücre uygulamaları 1,5 bazen 2 saate kadar uzayabilmektedir. Bu saat aralığında yapılmaktadır. Hangi amaçta ve hangi bölgelere uygulamaktayız? Uyguladığımız bölgeler genelde klasik bildiğiniz gibi yüz bölgesine, boyuna ve dekolteye, el sırtına uygulamaktayız. Bu bölgelere medikal estetik amaçla uyguluyoruz. Medikal estetik amaçla uyguladığımızda tabii ki bir anti-aging etkisi, bir yenilenme etkisi de görmekteyiz. Ayrıca tedavi amacıyla yine bizim alanımıza giren tedaviler de var. Bunlar saçlı deri tedavisi, leke tedavisi, akne tedavisi, çatlak tedavisi, yara ve yanık tedavisi olabilmektedir. Evet, geldik programımızın sonuna. Ne diyoruz? Hastalık yoktur, hasta vardır. Yani her hasta kendine özeldir. O nedenle öncelikle kendi hekiminizin önerilerini dikkate almalısınız. Sorularınız için her zaman benimle iletişime geçebilirsiniz. Sağlıklı ve güzel kalın, hoşça kalın.